Hanımlar ve beyler, dostlar ve arkadaşlar, bu ülkenin güzel insanları, güzide insanları sizlere sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bir mizah programı olarak yola çıktığımız dünyanın hali programında dünyada gülünecek, eğlenecek bir şey kalmadığı için biz de mevzuları olanca çıplaklığıyla doğru bilgi ve tarafsız bir biçimde sizlere aktarma gayesi içerisinde programımıza devam ediyoruz. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Bülent Bayrak ve Ferhat Demir komutanımıza Erat'tan kardeşimize Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Ve onların şahsında tüm şehitlerimize... Benim memleketimden iki arkadaşım aynı yollarda yürüdüğüm, aynı sokaklarda gezdiğim kardeşlerim demekten gurur duyduğum bu isimler benim şehrim olan Bursa'nın şehitleridir. Onları ve diğer şehitlerimizi rahmeti rahmana uğurlarken Bugün huzurlarınızda mümkün olduğunca doğru şeyleri, mümkün olduğunca önemli şeyleri anlatmak gayesiyle ve motivasyonuyla huzurlarınızdayım. Bilenler varsa birer Fatiha, üçer İhlas-ı Şerif okuyabilirler. Bilenler varsa tebareke okuyabilirler. Tebarekellezî biyedihil mülk diyerek bize başlangıçtan sonuna hayatın şifresini veren Sure-i Celile'yi okuyabilirler yahut amme yetesaelun anin nebeil azim ammeyi okuyabilirler bu bizim geleneğimizde göreneğimizde darul bekaya irtihal edenler için vefat edenler için ve özellikle şehitler için okunmasında yarar görülen okunan surelerdir aşrı şeriflerdir bilen kardeşlerimizi buna yönlendirmiş olalım dün ve ondan önceki gün ve ondan önceki gün geçmiş programlarda Türkiye'de sansasyonel eylemler gerçekleştirileceği konusunda bazı uyarılarda ve bazı tespitlerde bulunmuştuk. Keşke haklı çıkmasaydık. Keşke hiçbir söylediğim tutmasaydı da bana deselerdi ki Ahmet sen anlatıyorsun ama boş konuşuyorsun lütfen artık anlatma. Ama ne yazık ki ve ne yazık ki anlattığımız şeyler tekrar ve tekrar karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz programlardan birinde Türkiye'de sıradaki hamlelerden kuvvetle muhtemel olanın hiç bize ait olmadığı halde kaşınarak, oluşturularak, yıllara yayılarak hazırlanmış bir mezhepler problematiği olacağını söylemiştik hükümet kanadından bildiğim, duyduğum kadarıyla sadece Sayın Numan Kurtulmuş buna parmak basıyor. Çıktığı programlarda bunu izah ediyor. Biz de bu programda önce mezhepler üzerinden karşımıza çıkacak çıkması muhtemel sorunları ve vakit kalırsa küreselleşme denen büyük yalanı konuşacağız. Twitter.com Ahmet Ersan ST Bizim sosyal medya adresimizdir. Bu noktadan fikir ve görüşlerinizi bize aktarabilirsiniz. Türk İslam geleneği olarak adlandırıyorum ben bunu. Bu benim bulduğum bir şey değil. Osmanlı da bunu böyle adlandırıyordu. Osmanlı da böyleydi ve Cumhuriyet'in arada kesikler halinde birkaç on yılı dışında ee, ...bir takım garip uygulamalar dışında zannederim tarihsel bir bütünlüğe tekabül eden de bir anlayıştır, bir bakıştır. Bu yıllardır emperyalistlerin ceplerinde tuttuğu ve gerektiğinde aman ha kullanırız diye tehdit ettiği bir durumun vehametini ve gereksizliğini anlatmaya adanmış bir program olacaktır değerli izleyenler, kıymetli dostlar. Şimdi, geçtiğimiz programlardan birinde şu örneği vermiştim. İnsanlar bundan müteessir olmuşlar, ilgi alaka uyanmış. Bu örneği tekrar etmek istiyorum. Kendinizi sünni olarak tanımlıyorsanız, tanımlıyorsanız, eğer Suudi Arabistan'la da mezhepsel bir aidiyet, mezhepsel bir yakınlık hissediyorsanız eğer bu tamamen mevzudan bir haber olmanızla ilgili bir şeydir. Yahut kendinizi Alevi olarak tanımlıyorsanız ve İran'a yakınlık hissediyorsanız bu yine mevzuyu tamamen Bilmiyor olmanız gibi ukalacı bir cümleyi söylemekten imtina ederim. Allah'a sığınırım kibirden ama size yanlış anlat anlatılmasından dolayı. Çok basit bir denklem ortaya koyduk geçtiğimiz programlarda. Kendini en sofi olarak tanımlayan bir Türk vatandaşı Anadolu Türk İslam geleneğinden gelen biri ne dedik ki Mekke-i Mükerreme'yi ziyaret edin gidin bir ay orada kendi bildiğiniz gibi yaşayın. Yahut kendisini Alevi olarak tanımlayan bir vatandaşımıza dedi ki gidin Tahran'da bir ay kendi bildiğiniz gibi yaşayın. Dini, mübini, İslam'ı yorumladığınız şekilde yaşayın. En fazla bir ay içerisinde hem Suudlar hem İranlılar sizi ipe çekerler. Bizim bunlarla herhangi bir mezhepsel yakınlık yahut ünsiyet kurmamız söz konusu değildir. Bilme ve tarihe aykırıdır. Anadolu İslam geleneği kendi içindeki farklılıklarla birlikte bin yıldır kendini var eden ve o problematiğin, o tartışmaların çok dışında bir yol çizen muazzam bir şelaledir, muazzam bir Rahmeti Rahman'dan kaynaklanan yağmurdur ki altındakiler bundan bizler olarak istifade ederiz. Çok açık ve net. İstediğiniz kaynaktan bunları araştırabilirsiniz. İstediğiniz hocaya bunları sorabilirsiniz. Ben isterdim ki şu anda gümbür gümbür televizyonlarda ilahiyatçılar konuşsunlar ama ilahiyatçıları konuşturmuyorlar. Bir kere işini iyi yapanları tenzih ederek bir de espriyle bağlayalım. Doğabilecek olası hukuki sonuçlardan yırtalım. İşini iyi yapmadığını peşiyle kabul edecek kimselerle de hukuki mücadeleye gireriz. Bu işin esprisi. Şimdi hocam televizyonlara bakıyorsunuz. Alimler çıkıyorlar. Onlara sorulan sorular. Diş fırçalamak orucu bozar mıdan tutun da Uzayda hayat var mı? Varsa Kur'an-ı Kerim'de buna bir işaret var mı? Basitliğinde ve düzeysizliğinde devam ediyor. Halbuki birçok insan televizyonlarda ve gazetelerde ve hükümet kanadından, devlet yönetimi kanadından böyle bir tehlikeye işaret ederken insanlara aydınlatması gereken, insanlara yahu sizlerle bunların alakası yok bunların teolojik tartışmaları Hristiyan orta çağının bile gerisinde bizlik bir şey değil. Türk milleti, Turani kavimler bunların teolojik tartışmalarının yersizliğini bin yıl önce kavradı ve kendi yolunu çizdi. İtikatta ve amelde kendi yolunu çizdi. Kendi çizgisinde devam etti demeleri ve dedirtilmeleri gerekirken böyle bir takım pop kültür işlerle meşgul ediliyorlar. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz fakat bir şey bulamıyoruz. Ha sen niye anlatıyorsun? Bana kanal bu imkanı verdiği için bizim televizyonumuzun yöneticileri de bilirler yani buraya 3-5 tane soytarı çıkarıp buralardan para devşirmeyi, işte evlendirme programları koymayı, magazinle ilgili garip grup şeyler yapmayı bilirler. Ama medya etiği dediğimiz şeye ben inanıyorum, bu kurum inanıyor ki eğer sizlere, kitlelere ulaşma imkanı verildiyse rüzay ilahi için İnançsızsanız, moral değerler açısından, etik değerler açısından, bilim açısından doğru şeyler anlatmakla mükellefsiniz. Fakat bunu göremiyoruz ve şunu tekrar ifade etmek isterim: Türk televizyoncuları ahirette birbirlerinin yüzüne bakacak durumda olmayacaklar, memleketin altına lokum lokum dinamitler döşenirken. Başta verdiğim örneği tekrar ederek ve buradan başka bir parantez açarak devam etmek istiyorum kıymetli arkadaşlarım. Ve tırnak işareti içerisinde bu benim biraz iyi bildiğim bir mevzudur. Çok uzun yıllarını klasik medrese eğitimi alarak geçirmiş bir kardeşiniz olarak bunları anlatıyorum sizlere. Anadolu geleneğinde, Anadolu İslam anlayışında, Türk İslam kültüründe ki referanslarımız bize fazlasıyla yeter. Efendim diyorlar ki işte Saddam sünniydi, şöyle şöyle oldu. Esad nusayriydi, şöyle şöyle oldu. Yahu Halepçe'de on binleri katleden, kendisine Allah tarafından görev verildiğini düşünen şizofren Saddam üzerinden mi biz kendimizi tanımlayacağız. Bizim kendimizi tanımlamak için buna ihtiyacımız mı var? İmam-ı Maturidi orada, İmam-ı Rabbani orada, İmam-ı Ebu Hanife orada, İmam-ı Azam orada. Biz kendimizi bunun üzerinden tanımlamayı kendimize yedirebilmeli miyiz? Bizim muhatabımız, bizim düşünce dünyamızın temel referansı bu mu olmalı? Yahut Suriye'de İngilizlerin müstemleke komiseri olan sömürge valisi olan Esed'in her yeri Nusayri olsa kaç yazar? Bunun her yeri bir takım olgulara sempati besliyor algısı pompalansa kaç yazar? Bizler katillerin, bizler insan hayatına, insan namusuna, insan onuruna tecavüz eden kimselerden referans alacak kadar cahil ve tarihsiz bir toplum değiliz. Ancak talihsiz bir toplum olmaya doğru itildiğimizi apaçık görüyoruz son gelişmeler eşliğinde. Bizim koskocaman bir mazimiz var. Biz Avrupa'yı fethederken Yeniçeriler biliyorsunuz neydi? Bektaşiydi. Peki birinci er kimdi? Padişah. Dolayısıyla her padişah Bektaşi miydi? Evet. Biz bu kadar iç içe geçmiş biz bu kadar kendine, nevi şahsına münhasır bir geleneği inşa etmiş bir toplum olarak her zaman emperyalistlerin cebinde bulunan mezhep kaşımasına teşne olacak kadar saf dil olmalı mıyız yahut bu normal midir? Türkiye televizyonlarında, Türkiye yaygın medyasında bunların anlatılmaması ya da bu konudaki çok basit denklemlerin çözülmemesi yahut bu yaraya merham olacak insanların konuşmaması, konuşturulmaması sizce tesadüf müdür? Bugüne kadar siyasi analizler yapmakla maruf kimseler, neden hiçbir şeyi olmadan önce öngöremediler? Olmadan önce bir şey söyleyemediler. Fakat bir sıkıntı olduğunda yine onlar ve daima onlar konuşturuldular ve konuş, konuşuyorlar büyük bütçelerle. Artık bu noktada en azından burada bir dur dememiz siz değerli izleyenler açısından da gerekli değil mi sorusunu sormak durumundayım. Biz bunlardan beriyiz aşağılamak için söylemiyorum. Bunlar Arap'la Acem'in meselesidir. Bunlar bizim meselemiz değildir. Siz Türkiye'de bir Sünni olarak kendinizi en uzak kimi görüyorsanız Arap coğrafyasında Abdülvahab'ın torunlarından size bin misli daha yakındır. Suud ailesinin bir ferdinden size 10 bin misli daha yakındır. Siz bu coğrafyada kendinizi eğer Alevi olarak tanımlıyorsanız en uzak gördüğünüz Sünni size Hümeyni'den 100 bin kat, 10 bin kat daha yakındır. Bizim birbirimizle böyle bir meselemiz yok. Böyle bir mesele inşa edilmeye çalışılıyor ve birileri de bu meseleye tuğla taşımakta, harç karmakta teşne ama biz artık bunu yemeyecek duyguya ve duruma gelebilmeliyiz. Anadolu'da en sık rastlanan isimlerden bir tanesi Ali Osman'dır. Ali Osman ismiyle haydi İran'a bir girin bakalım. Bir pasaport vize sırasında girin giriş yapabiliyor musunuz? Ya da kendinizi Sünni olarak tanımlıyorsanız can feda her ne hizmet geliyorsa nasip olsa başımızla beraber Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'de şefaat ya Resulallah desin bakalım en koyu sünni olarak kendini tanımlayan vatandaşımız 40 katır mı 40 satır mı cezasıyla karşı karşıya gelmeyecek mi diyecekler ki o peygamber de olsa ölüdür onun sana faydası yoktur. Sahabe-i kiramın mezarlarını yıkanlarla, sahabeye eziyet edenlerle, Hazreti Peygamber'i af buyurun bir ceset olmak sınırıyla sınırlandırmaya çalışanlarla mı biz ünsiyet kuracağız, biz yakınlık kuracağız? Bizim kaynaklarımız da, bizim kültürümüz de, bizim tarihimiz de, bizim bilincimiz de, Bizim tasavvufi zenginliklerimiz de bu tuzaklara düşmeye manidir. Tekrar ediyorum biz bunlardan biriz. Bunlar bizim meselemiz değil. Orta Çağ Hristiyanlığının tartıştığı saçma sapan konular bile bunların kendi aralarındaki meseleleri birebir değerlendirdiğinizde daha önemli. Bizlik bir şey değil değerli izleyenler, kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım. Bir mizah programı yapmak sahikiyle yola çıkmış ama hasbel kader bu memleketin dertleriyle dertlenen, bu memleketin bu memleketin meselelerini kendine mesele etmiş bir kardeşiniz olarak bunları size anlatmam benim adıma farzı aynıdır. Bunu yapmazsam ben Ruzi Mahşer'de hesap veremem. İngiltere'nin sömürge valisiyle Amerika'nın Orta Doğu muhtarının yaptıkları katliamları biz aklamak zorunda değiliz. Biz bunlara mazeret uydurmak zorunda değiliz. Biz 1071 kabul ederseniz Türklerin Anadolu'ya gelişini ki çok daha eskiden beri vardır. Dersimde mesela arkeolojik çalışmalarda çok daha eski yüzyıllarda Türklerin buraya geldiğini, ticaret için, şu için, bu işin geldiğini görürsünüz. Bizler Orta Asya'da koyun soğan bir millet olmanın çok daha ötesinde de kimseleriz. Biz elbette burada kavmiyetçilik gütmüyoruz. Benim için Arabın aceme, acebin arama, e, araba hiçbir üstünlüğü yoktur. Hazreti Peygamber'in buyurduğu ölçü benim için yeterlidir. Üstünlük takvadadır. Ama bugün 3 milyonun üzerinde insan öldürüldü. Öldürüldü ve bu bize hep fiction olarak algılatıldı. Libya'da olur, Libya uzak. Tunus'ta olur, Tunus uzak. Mısır'da olur, Mısır uzak. Suriye ya yakın ama bizlik bir şey değil. Irak yakın, bizlik bir şey değil. Yani o hep şimdi konspirisi, teori e, olarak e, bazı yakın tehlikeler e, fiction yani kurgu haline getirilir. Uzak bir gelecekte asla muhatap olmayacağımız bir şey olarak konumlandırılır fakat sıra bizde. Sıra bizde bize geldi 15 Temmuz'da en büyük hamlelerini yaptılar. Ve şu an hedefte gündemde biz varız. Bizim bana en uzak olan kimseyle ona en uzak olan kimse bu coğrafyadaki herkesten ismen ismen bir takım aidiyet duyguları oluşsa bile biz birbirimize daha yakınız. Bizim bu coğrafya dışında Anadolu İslam kültürü ve anlayışı dışında bize hayat hakkı vermezler. İran'da da vermezler, Suud'da da vermezler. İngilizlerle ortak olup bir takım dinsel dizaynlar yapan ta İbni Teymiye'den referanslarla Abdullah Vahhab'ın veyahut da Hümeyni'nin bizim kardeşliğimizle, bizim birliğimizle, bizim birlikteliğimizle, bizim coğrafyamızla uzaktan, yakından alakası yoktur. Birilerinin maşası olmaya, teşne olmaya hiç ama hiç gerek yoktur. Değerli izleyenler, kıymetli kardeşlerim, küreselleşmeyi de anlatacaktık fakat vaktimiz el vermedi ki zaten küreselleşmeyi anlatmak diye de bir şey yok yani 3 saatte velisi anlatılmaz. Sizden ricam istirhamım. Lütfen ama lütfen yıllardır aynı şeyleri olaylar olduktan sonra anlatan insanlardan uzak durun ve kendiniz için ve çoluğunuz için ve onların çocukları için lütfen ama lütfen aklı selimi devreye alarak düşünün ve bir miktar Lütfen okuyun. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesiyle bitirmek istiyorum. Ne diyor? Benim dinim Sünnilik ya da Şiilik değil. Benim dinim İslamiyet diyor. Ve bu programı izleyenler biliyorlar ki asla iktidarla ya da muktedirlerle bir ilişki kurmak peşinde olmamıştır bu program. Ama doğruya doğru, yanlışa yanlış demek de her kişinin kendi üzerine düşen görevidir. Anadolu İslam geleneğini, tarihini, coğrafyasını ve süreçlerini lütfen Arap'ın acemin teolojik tartışmalarına kurban etmeyelim. Kurban etmeyeceğiz. Siz bana, ben size, biz bir diğerimize sonuna kadar, ölene kadar sahip çıkacağız. Şehitlerimizi rahmetme, rahmet ve minnetle anarken onları ve hem geçmişte. Hem bugün şehit olanlarımızı onların bir şeye ihtiyacı olduğundan değil Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Onlar zaten aranızdadır ama e, siz bilmezsiniz ayeti celilesinden hareketle. Birer Fatiha, üçer i̇hlas Şerif, Tebareke, Yasin, Amme programın başında da söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim okursak onların ruhlarını şad etmiş oluruz. Biz canlıyken, biz varken, biz buradayken bu bayrağın indirilmeyeceğinin izleyenler arasında naçizane bir delili olarak da bu programı tarih kaydetsin efendim. Dünyanın halini izlediğiniz twitter.com ahmet ersan ST bizim sosyal medya adresimizdir. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Allah birliğimizi daim etsin. Vatanımızı esirgesin. Burası son Türk yurdudur. Başka alternatif yoktur efendim. Hayırlı geceler. Dünyanın hali bitti.